Merhaba arkadaşlar, ben Zahit. Adana Spor ile olan kariyerimize devam ediyoruz. Geçen videomuzda Denizli Spor ve Giresun Spor'la oynamıştık. Denizli Spor'la berabere kalmıştık. Giresun Spor'a da 3-1 yenildik. Hemen yerlerine bakıyoruz. Giresun Spor'un 17 puanı var. Eğer biz yenmiş olsaydık 14 puanı olacaktı Giresun Spor'un. Denizli Spor'un da 20 puanı var. Denizli Spor yine daha iyi bir takım. Yine daha iyi takımla daha iyi bir sonuç elde etmişiz. Daha kötü bir takıma karşı daha çok zorlanmışız. Şimdi Antalya Spor ve Akhisar Belediyespor'la oynayacağız. Antalya Spor ligin ortasında, Akhisar ise ligin zirvesinde. Bu da demek oluyor ki 6 puan cepte arkadaşlar. Hemen ne demişim? Taraftara ben bir şey demişim. Geçen oyundan kalma bir şey demişim ama hatırlamıyorum şu anda. Taraftarlara kendimi izah etmişim. Yani taraftarların bu izahata ihtiyacı var mıydı bilmiyorum. Teknik heyetin hemen dırdırlarını çekelim. Bireysel antrenmanları başlatalım. Böyle gözlemci İngiltere araştırması. Fesih takım değişikliği. Bunları geç. Tamam. Antrenmanları genelde yaptırtıyorum ama işlerime karışmasını sevmiyorum bazen. O yüzden yok futbolcuyu yedeğe al, yok şunu yap bunu yap. Onları geçiyorum bazen. Evet, Antalya Spor'la oynayacağız. Antalya Spor geçen sene Süper Toto Süper Lig'deydi. Bu sene ise bizle beraber. Birilerini yine önermişler bize. Yine sallamadık. Evet, niye bu? Niye bu? Tabi Antalya Spor'la maçımıza daha bir hafta var. Bütün futbolcularımız dinlenir herhalde bir hafta boyunca. Toskic. İdris'i önermişler bana. İdris. Hemen bakıyorum. Defansif orta saha ve orta saha. Gözleyelim. Yani gözleyelim, alacağımızdan değil de bakalım yani neymiş ne değilmiş. Toskic transfer etmeye değinmez bir futbolcu. Sami Can. Gelişme süreci Sami Can hep yükseldi. Sami Can iyi futbolcu zaten ya. Ne demiş? Savunma yerleşimi. Yok, savunma yerleşimi falan yapmayacağım. Kimse kusura bakmasın. Evet, maça 2 gün kaldı. QPR 2 Chelsea 1, Chelsea çöküşte sayın seyirciler. Geçiyoruz. Top beraberliğe yapmış. Son zamanlardaki etkileyici performansından sonra medyada Sami Can Keskin'in sözleşmesiyle ilgili spekülasyonlar oldu. Tamam. Netleşmiş bir şey yok diyelim. Takımınızın son haftalardaki deplasman formu ortada. Bu kötü gidişatı neye bağlıyorsunuz? Tabii ki kendime bağlamayacağım. Zorlu maçlar diyeceğim. Lige verilen 10 günlük ara çalışmalarınızı ne yönde etkiledi? Ekstra zaman sağladı bize diyelim. Erman Kılıç'ın göstereceği performans Antalyaspor için ne kadar önemli? Takımım hakkındaki soruları istiyorum. Yükselme yarışındaki Antalyaspor takımı 4 maçtır kalesini gole kapattı. Ah, yandık. Ben kendimi favoriler arasında görüyorum diyorum. Hakikaten de öyle görüyorum. İyi takım çünkü Antalyaspor o yüzden. Darmadağın edeceğiz arkadaşlar. Evet, Fahri Akyol cezalı. Allah cezanı versin Fahri Akyol. Tifi mi alsak? Sami Can Keskin. Sami Can'ı şöyle ortaya alalım. Didi'yi de ortaya aldık. Şöyle bir şey yaptık. Cem nerede? Cem sakat herhalde. Şimdi Ramazan'ı çıkaralım. Ramazan'ın yerine Ronnie'yi alalım. Ronnie ile de Ergin oynatalım. Şimdi bunlar bakalım bizde aslında sakın Renan'ı alabiliyor muyuz? Bakalım nerede? Biz kimi aldık ya demin? Şöyle bildirelim. Renan'ı alamıyoruz. Canberk Dilaver.
Bakıyoruz. Evet. Maça bu şekilde gideceğiz. Nasıl taktik arkadaşlar? Defansa bakalım. Gerard var. Evet, Coenders var. Başka? Arkadaşlar bayağı sakatımız var ya. Cezalımız sakatımız. 3-5 tane. Rooney uzun süredir gol atamadı. Bence gol orucunu bozar. Şimdi Eto diyor. Eto'ya karşı tüm önlemleri alıyoruz. Eto PTT 1. Ligde ya, aman Allah'ım. Şunların hepsini tüm müdahaleleri yapalım. Kesin bir dille. İyi bir performans istiyorum. Can Kulay'la dinlediler ve maç başladı arkadaşlar. Antalyaspor başladı. Jelinic, Engin, Erman. Erman'ı güya tüm önlemleri aldık. Yanında bir tane eleman yoktu arkadaşlar. Alparslan, dünyanın en iyi sol kanat oyuncusu. Sol peki diyelim. Dünyanın demeyelim de ne diyelim? Adanaspor'un diyelim. Evet, 10. dakika. Beraberlik vallahi bana yeter. Bana uyar Antalya. Sen düşün. Ne oldu, atak mı göstereceğim? Sayıptır. Yiğitcan göl boyu Eto'ya çok sert bir müdahalede bulundu. Oha ya, 16. sıradayız hadi ya. Sürklese mi olduk? Lan adamı hasta etmeyin lan. Oyun anlayışını kontrole çevirelim. Hafif katı yapalım şunu. Lan niye sürklese oldunuz? Manyak mısınız lan siz? Lan Bülent Cevahir diyor ya. Nerede o Bülent Cevahir? Bana da sıkım arkadaş. Sen müdahaleler. Ben bunları parçalarım. Evet, ligdeki son durum. Antalyaspor 16. sırada. Giresunspor işte bizi yeniyor zaten. Evet, ilk yarı tek bir atak bile göremedik arkadaşlar. Bu şekilde de bitecek herhalde. Şu an sıkı bir mücadele var. Sağda. Hemen kesin bir dille. Bugün şanssızlık yakamızdan düşmedi çocuklar diyelim. Gueye'yi kandırdık. Ama diğerleri yemedi sanki. Oo Sami Can. Çok seri Sami Can. Aptal ya. O nasıl bir pas ya? Önündeki adama verdiğim pasa bak. Evet, Mahmut süper pas. Koenders. Koenders müthiş ortaları vardır. Tekrar Koenders. Sami Can çok iyi paslaşmalar. Mahmut. Mahmut'u bize Ergin gelişine vurdu. Bomboş olmasına rağmen Evrim çok rahat kurtardı. Evet arkadaşlar. Jelinic tehlikeliymiş. Jelinic. Aha! Ergin ne yaptın ya? Deli misin Ergin sen ya? Ergin kafan mı güzel ya? Üst direğin içine çarpmış. Güzel bir yorum geldi. Hemen izliyoruz arkadaşlar. Süper oyunu bu sonuç getirdi. Şimdi görüyorsunuz Yiğitcan Erdoğan süper bir hata yaptı. Gerçi Yiğitcan'ın hatası Ergin. Ergin mahvetti Ergin. Ronnie sana ne oldu ya, Allah'ını seversen. Parmağını ağzına sokuyorum falan. Evet, 60. dakika arkadaşlar. Ben dedim, ben bu Antalya Spor'a çakarı dedim yani. Antalya, çünkü Antalya iyi bir takım dedim. 6 maçtır gol yememişler. Al sana gol. Antalya golü unutmuştu. Al sana süper bir gol. Sami Can, Ergin'e pası. Ergin, günün adamı Ergin. Pas ver Ergin. Aptallık et. Ronnie iyi tuttun lan. Aferin lan. Aman Allah'ım. Ergin Keleş'ten ikinci gol. Yalnız çok gerizekalı bir pas attı da. Helal Ronnie. Yani iki kişinin arasında oradan topu çıkardın. Gerçi milletin ayağına çarpmış da Ergin fırsatçılığını konuşturmuş arkadaşlar. Evet. Ergin'in iki golü var. Ergin büyük muhteşemdi.
Çok iyi ya. Hiç beklemediğim bir sonucu alıyorum arkadaşlar. Şaka şaka bekliyorum. Mahmut Demir yine en çabuk yorulan oyuncularımızdan. Ama çıkarmayacağım yani şu takımı şu an bozamam. Yiğitcan da iyi adapte oldu ha. Hiç sırıtmıyor yani. Helal olsun. Tamam bitir hakem maçı. Hakem bozsun bir dakika. Güzel. Evet arkadaşlar. Önce Ergin Keleş'e bireysel konuşalım diyecektim ama konuşamadım. Dikkatli bir şekilde. Sonuçtan ve oynadığınız futboldan çok memnunum dedim. Kesin bir dille. Bu gece süperdin ya dedim. Süper. İkna olmuş. Evet arkadaşlar. İlk maç, ilk galibiyet. Güzel. Bitiricilik kalite yaratmış bize. Antalyaspor'un Adanaspor karşısındaki namağlubiyet serisini sonlandırdınız. Sizin oyuncularınızın üstünden büyük bir yük kalktı diyebilir miyiz? Sevindirici bir gelişme oldu. Rooney bugün yine golle buluşamadı. Bu konuyla ilgili görüşleriniz nelerdir? Kısa sürede tekrar gollerine devam edecektir. Bugün takımımızı hücum anlayışıyla oynatmanız taraftarlar tarafından olumlu karşılandı. Bu anlayışı diğer maçlarda da sıklıkla görecek miyiz? Mümkün olduğunca hücum odaklı oynayacağız. Ligin en kötü defansif istatistiklerinden birine sahipsiniz. Bu durumu neye bağlayacaksınız? Çok fazla hata yaptık. Bugün aldığınız sonuçla rakibiniz karşı yakanın üstündeki baskıyı daha da arttırdınız. İlk derbiyi sizin vurmuş olmanız sizce ne kadar önemli? Zihinsel olarak onların üzerine negatif bir etkisi olacaktır dedim. Ve çok iyi ya. Karşı yakalı lan nerede rakibim? 12 puanları varmış. Şimdi Akhisar'la oynayacağız. Ben bir fikstürümüze bakmak istiyorum. Evet, uzun zamandır ya şu yendiğimiz takımlara bak ya. Resmen bizim lider olmamız lazım ya. En iyi takımları yendik ya. Tevfik ne diyorsun ya? Beni sadece bir yedek oyuncu olarak gördüğünüzü biliyorum. Fakat forma için beklemekten sıkıldım. Halbuki ben neler yapabileceğimi gösterebilmek için as takımda yer almam konusunda sizi ikna edebileceğimi düşünmüştüm. Gayet uygun. Tamam, Tevfik'i alalım. Tevfik'i sevdim ya. Tevfik iyi çocuk. Guaya'yı ben niye kaybedeyim ya? Guaya beni kaybeder. Ne zaman bitiyor? Of 6 ay var daha. Bütün futbolcuların da yani. Şimdi o zaman arkadaşlar ne yapalım? Şunlara bir sözleşme önerelim biz. Şimdi Guaya'dan başlayalım. Guaya'cığım canım benim. Kilit oyuncusun. Kulübüyle olan sözleşmesi 57 bin. Vay çaka. Vay çaka. Şimdi Guaya'ya 64 bin diyelim. Şunları birer düşürelim. Önerelim. Tamam. Teklifi tamamlıyor. Güzel. Görüşmeyi bitir. Eren Güngör. Eren Güngör sen kimsin ya? Oha bu nerede lan? Ben bu Eren'i niye hatırlamıyorum acaba? Kaç aydır sakatsın lan sen? Neyse Eren'i de hadi. Hadi Eren hadi iyisin. Hadi. Seni de bir seninle bir sözleşmeni yapalım ama yedek değil. Ha, yedek dedik. En düşük yedekmiş. Aa. Aa, şu parayı vereceğiz. Pazarlık edilemez deyip şu teklifi gönderelim. Tamam. Yani. Eren kabul etmedi. Ramazan Çivik. Ramazan'ı severim. Ramazan as takımında değil ki. Allah'ını seversen sözleşme kaç? 48 bin. Ne artistik yapıyorsun ya? Güzel. Tamam mı? Görüşünü bitir. Didi de sevdiğimiz bir oyuncu. Ne diyor? Didi ayrılmak istiyormuş. Kendin bilirsin dedi. Ulan adamı niye ayrılmak istiyor ki bu gerizekalı? Ronnie
Roni daha önceden ne alıyormuşsun? 58 bin alıyorsun. Şimdi benim canımı sıkma Roni. Yani gol de atamıyorsun zaten. Adamı hasta etme. Şunları azaltalım. Teklif öner. Teklif tamamla. Görüşmeyi bitir. Sami Can Keskin. Sami Can'ı severiz. Sözleşmesi 41 bin alıyormuş. Kilit oyuncu demişiz. Tekrar 41 bin. Sami Can. Akıllı ol, adamı hasta etme. Tamam mı? Öner. 50 kaçtı la bu, 41 41'di. Şöyle 2 düşürelim. Yıllık maaş artışını azaltalım. Tamam, düşün Sami Can'cığım. Cem Özdemir. Evet, Cem de sevdiğimiz bir oyuncu. Önceki sözleşmesi 39. Hemen bunu 39 yapıyoruz. Bağlılık primi. Bu neymiş ya? Temsilci komisyonu. Bunları hep birer birer. Teklif önerelim. 45 demiş. Tamam, 45 uygun. Şunu düşürelim. Şunu düşürelim ve şunu düşürelim. Teklif önerelim. Her şey tamam gibi demiş. Mahmut Temür. Yine sevdiğimiz bir futbolcu. Sözleşmesi neymiş daha önceki? Oha. 37 bin. Hemen 37 bine düşüyorum. Şunları azaltalım. Gönderelim. Tamam için şunu 40 yapalım. Gönderelim. Tamam. Ergin Keleş. Ergin de gol attı, şimdi havalara girmesin. 36 bin. Aa, 32 bin, güzel. Güzel güzel. Şöyle yapalım. Ergin, sen kaç yaşındasın Ergin'ciğim? 29 yaşında. Tamam. Hayrullah. İşte benim adamım. 22 bin. Hayrullah. Sana her şeyi veriyorum. Hakikaten adamsın. Özgür Öçal. Özgür, sen de... Özgür, hasta mısın? 19,5 alıyorsun. Şimdi benden istediğin paraya bak. Oha. Şimdi rotasyon yapalım. Bu da çok az oldu yani. 14. Şunları birer azaltalım. Bunları 24 mü? Şimdi 19,5. Şöyle 22 yapalım. Tamam hadi. Hadi iyisin. Mertan Açıl. Mertan 16 bin istemiş. 15,5'tu Mertan. Sen kafayı mı yedin? Zaten sıkıcı bir futbolcusun. Bir de gelmiş bana. Lan ben bunu niye düşünüyorum ki? Belirli sayıda maçın ardından bir yıl sözleşme uzaması. Neyse. Arttıracağına 15,5 istemiş. Şöyle, şöyle. Şöyle diyelim, teklif verelim. Tamam. Ahmet Özcan. Ahmet gelecek vadeden. Ama niye böyle artistik yapıyorsun Ahmet? Yani fake misin? Şunları düşürelim. 2,8 kabul edeceksin tabii. Ahmet. Bücür. Ahmet Dereli. Kadro durumu yok. Ahmet Dereli'ye bir bakalım ya, Ahmet Dereli ne yapmış? Forvet 24 yaşında. Yok, Ahmet Dereli kalsın. Evet, bir futbolcudan kurtulabiliriz. Yiğitcan. Yiğitcan'ı severim. 15,5 15,5 istemiş. Biraz Yiğitcan. Senin severim ama o kadar sevmem. Teklif önerelim. Aferin bak. Hemen kabul ettin. Yusuf Kaplan kim acaba? Arkadaşlar, tanıyan var mı? Oo, Yusuf'cum. I love you Yusuf. Tamam, Yusuf Kaplan'a hemen. Hemen canım Yusuf'cuma. Şöyle 3,7'yi verelim. Teklif önerelim. Aa, 6 diyor. Gelecek vadeden. Yedek diyelim o zaman sana. 6 diyebiliyor muyuz? 6 diyemiyoruz ki. Bu ne lan?
Şu 7'yi rotasyon yapsak. Şimdi ben bu Yusuf'un kadrosunu az kadro yapayım da sonradan ben bu herifi unutayım. Bu kadar para bayıldık. Evet, Fahri Akyol. Fahri. Fahri sen ne ayarsın? Şu an 7,5. 100 teklif önder 22 demiş. Fahri doğru söylüyorsun ama yedek yani. 22 bin. Rotasyon yapalım şunu. 19,5. Şunu da bir yapalım. Teklif önderim. Fahri uyuz musun Fahri? Oğlum yaptık ya işte. Aha Fırat Kocaoğlu. Hayatta ben buna hayat dur bakayım ne istiyor ya. Dur bakayım ne istiyor. Ha komik. Bir de zam istiyor yer. İrfan Eribayat sen kimsin? 18. Oo. O İrfan. Ben bu İrfan'ı yerim yerim. Gelecek vadedenden 7'ye alalım şuna. Şu şekilde bir teklif yapalım. 7-25 istiyor. Bir tane rotasyon yapalım. İrfan süpersin. Renan kaybol. Gereksiz. Atakan 320 yaşında. Yani Atakan'a sözleşme yapsak mı? Yapalım hadi. Hadi Atakan gel. Şunu pazarlık edilemez diyeyim de. Ha bitir. Yer. Alessandro Scalia. İşte benim adamım. Sözleşme öner. Yedek. 3,2. Scalia'yı da ne yapalım? Kadrosunu az kadro yapalım. Evet, bayağı bir futbolcuyla sözleşme inledik. İstemediğimiz birkaç futbolcu vardı. Onları salladık gitti. Kulübüyle olan sözleşmesi 13,5. Hemen şöyle teklif gönderelim. İtibarın yok, bir şeyin yok. Efendisin dedik. Al. Uluslararası A lisansı varmış. 18,75. 19,5. Al sen 19,5. Lan adam astik mi? 20. Selçuk. Antrenörlüğüm de yok. Bakalım ne isteyeceksin Selçuk. 8. Önceden 4. Oldu. Şöyle 4 verelim mi? 4-8 verelim hadi. Ya kesisini. Mustafa Şentabak. 10,5. Mustafa'cığım senin hakkın 10,5. Sen niye? Sen ne ayaksın? Mustafa ne oluyor 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 acaba? Acaba ne oluyor orada? Acaba ne oluyor? Tekrar geldim. 11-25. 10,5. Gel 11-25 verek hadi. Gel hadi. Senle de anlaştık. Başka kim kaldı? Oha ya. Recep Aydemir. Adamım Recep. La herkes. Bu ne lan? Sanki şampiyon yaptınız bizi. Hayret bir şey. Al. Al. Yani verebileceğimiz paranın da bir miktarı var. 3,2. Şöyle 1,6 verelim. Teklif gönderelim. Oo.
Hadi 2 verelim. Lan. Al. Al. Lan. İtibarsız. Yıldızından haberin yok herhalde. Cüneyt kanadı kırık. Bak şimdi. İtibara gel. Parasına gel. 3,1 iki katını istiyor. Ne yaptın? Ne yaptın da iki katı yani? Şunu öner. Lan şirketi batıracaksınız ya. Kaleci antrenörü. Oo. Bu adam kral buna. Hayrullah'ın gerçi öteki Moloz'un da antrenörüydü bu ama. Evet arkadaşlar. Videoyu burada sonlandıralım. İkinci maçı yapmayalım çünkü çok fazla futbolcuya teklifte bulunduk. Video biraz fazla uzadı. O yüzden devam etmeyelim. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.